Yatırım Bülteni'nden herkese merhaba. Evet, bir tarafta Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketiyle mücadele ederken rakamlar ağırlaşmaya devam ediyor. Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili etkiledi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depremin resmi rakamlara yansıyan son bilançosunu açıkladı. İzliyoruz. 5894 hayatını kaybeden vatandaşlarımız. Allah'tan rahmet diliyorum tekrar. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız 34810 ve yıkılan binalarımızda orada bir değişiklik yok. 5775 yine enkazdan kurtarılanların da 8000 civarında olduğunu ifade etmiştik. Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Son enkaz altında bulunan son vatandaşımıza ulaşana kadar da bu çalışmalar devam edecek. Toplamda arama kurtarma ekipleri olarak 16.139 arama kurtarma ekibimiz şu anda fiilen sahada. Toplamda tüm birimlerimizden, tüm bakanlıklarımızdan güvenlik güçlerimiz de dahildir buna ve sivil toplum örgütlerimiz de fiilen çalışma gruplarında yer alan arkadaşlarımız bunlar. 60.218 kişi sağlık ekiplerimiz de dahil fiilen sahada görevlendirilmiş ve fiilen de çalışıyor. İş makinaları çerçevesinde 4.794 iş makinamız var sahada. Bu personel olayına baktığımızda yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerimiz 3251 idi. Tüm havalimanlarını kullanmaya başladık. Özellikle Adana Havalimanımız bizim lojistik boyutunda işimizi son derece hızlandırdı, rahatlattı. Orada da hava araçlarımız özellikle bugün 35'e 36'ya 36'yı bulan helikopterlerimizle yoğun şekilde ve tüm farklı bölgelerden uçaklarla alana indik. Oradan da sadece karadan değil havadan da fiilen uçuşlarımız devam etti. Evet, depremde komşu ülkelerde de etkili olurken son verilere göre 5894 kişi hayatını kaybederken 34810 kişi ise yaralandığını söyleyelim. Şimdi değerli konuğuma geçmek istiyorum. Profesör Doktor Hasan Sözbilir bizlerle birlikte. Sayın hocam, özellikle yine ayrıntılarını konuşmaya devam ederken bir tarafta ise kırılan fayın etkisinin bundan sonraki süreçte ne olup olmayacağı yönüne dair beklentiler. Sizler ne bekliyorsunuz? Şimdi biz dün Maraş taraflarındaydık. Orada fayı bu büyük depremeden olan 7.7 büyüklükteki depremeden olan fayı arazide gözlemledik. Fayın hareketini gördük. Yaklaşık işte 3 metrenin üzerinde bir atım yapmış. Yani çok kısa bir zaman içinde. Saniyeler içinde bu kadar büyük bir atım yaptığı için zaten böyle bir depremle karşı karşıyayız. Ama aslında burada faydan çok benim gördüğüm şey şu. Yani bu deprem çok büyük bir deprem. Bu depremde her ne kadar AFAD çok iyi bir kurum niteliği taşısa da yeterli kalamayacak. Çünkü AFAD'ı çok çok aşan bir deprem bu. AFAD mekanizması çok çok aşan bir deprem. O yüzden çok ciddi bir yardım gerekiyor arama kurtarma çalışmaları anlamında. Yani mesela işte 5000 kepçe diyelim ki değil de 100.000 tane kepçe gerekiyor. 100.000 tane iş makinesi gerekiyor. Çok acil işe gerek. Çünkü son 24 saat insanlar enkaz altında. Dolayısıyla ölü sayısı da çok ciddi anlamda artabilir. Yani 30.000'leri bulabilir. O yüzden son 24 saat ben bu Türkiye'deki bu büyük para babaları kimlerse bu insanlar ya da işte büyük şirketler, büyük kulüpler, spor kulüpleri yani bir futbolcuya milyonlarca euro veren spor kulüpleri güçlerini kullansınlar. Başka türlü bu depremin altından çıkma şansımız yok.
Sayın hocam şunu da sormak istiyorum. Özellikle vurguluyorsunuz çok büyük bir deprem. Bekleniyordu deniyor bir tarafta, hazırlıklar sorgulanıyor böyle bir durumda. Dolayısıyla bu kadar büyük bir deprem beklenmiyor muydu? Bekleniyordu derken bilim insanı anlamında beklenen bir şey o. Hı-hı. Yani toplumun ona hazır olması başka bir şey, devletin hazır olması başka bir şey, bilimin bunu bilmesi başka bir şey. Evet, bilim bunu dünyanın, biliyordu ama. Dünyanın hiçbir yerinde bilimle toplum aynı paralele gitmez. Bilim her zaman öndedir. Hı hı. Yani o yüzden zaten işte bilimin gösterdiği yolda yürüyoruz. Evet. Bu şekilde yaşamaya mecburuz. Başka türlü yaşayamayız zaten. Şimdi burada bilimi gün be gün dinlemek gerekiyor. Gün be gün bilim dediğini yaparsak, sizin dediğiniz şey işte o zaman bekliyorduk, depremi oldu, kimse ölmedi dersin. Ama sistem böyle işlemiyor. Yani bu fayların bu yakın bir zamanda deprem üreteceği biliniyor. Bilim dünyasında biliniyor bu. Tartışılıyor, ediliyor. Evet işte bu kırılan fay 500 yıl önce en son depremini üretmişti. Biz bunu biliyoruz, bulduk. Yani araştırarak buluyoruz bunu bilim insanları. Hı hı. Fayda hendek açıyorlar, fayın geçmişini görüyorlar. Kaç yılda bir deprem ürettiğini çıkartıyorlar. Son ürettiği depremi vuruyorlar. Bundan sonra ne zaman kırılır? Oradaki tamamen matematiksel bir hesap. Dolayısıyla bu çıkıyor. Bu Antakya'daki faylar için de geçerli. Türkiye'deki 485 tane fayın bu anlamda yaklaşık 200 tanesi biliniyor. Her şeyle biliniyor. Geri kalan da çalışılıyor. Çünkü fayları çalışmak, fayları anlamak ucuz bir yöntem değil. Pahalı bir yöntem. Yani ona da para harcanması lazım. O harcanan paranın miktarı da çok çok önemli. Ne kadar çok az para harcarsanız bilime, o kadar geleceğinizle ilgili şey kuramazsınız. Yani geleceğinizi garanti almanın yolu bir yere para harcamaktır zaten. Evet. Sayın hocam peki şu da çok önemli. Şimdi bir tarafta da artçılar devam ediyor. Bu ne kadar sürer? Aslında bu artçıların şiddeti azalarak mı devam eder? Yoksa böyle büyük bir depremin artçıları da yine sarsıntısı büyük olmaya devam edecek mi? Ne dersiniz? Şimdi iki tane büyük deprem oldu. Hı-hı. 7.7 ve 7.6. Ama 6'yı varan geçen depremler de var. 3 tane, en az 3 tane fay kırılmış durumda şu anda. 3 tane fay birlikte artçı deprem üretiyor. Dolayısıyla deprem sayısı çok fazla, günlük deprem sayısı çok fazla, sürekli sallanıyor. Mesela ben Maraş'tayken, yani dakika içinde sallanıyor. Hiç durmadan. 3-4 büyüklüğünde bu, oradaki yaşayan insanın bile sinirlerini bozan bir durum. Sürekli tam bir şey yemek yerken elini sallıyor, ayağını sallanıyor, işte, ayını sallanıyor. Böyle bir durum var. Ama gelecekte ne olacak derseniz 6'yı geçen depremler olacak. Çünkü kırılan fay parçanın deprem büyüklüğü fazla. 7.6, 7.7. Yani 6.6'ya varan depremler olabilir daha önümüzde. Ne kadar sürecek derseniz bu daha aylarca sürecek. Çünkü Elazığ depremi 6.8 büyüklüğündeydi. Hani 2 yıl önce olan hatırlarsanız. Onun artçıları devam ediyor. İzmir'in artçıları devam ediyor Sisam depreminin olduğu yerde. Yani deprem artçıları hemen bitmez. Yıllara dağılır. Burada tabii dediğim gibi deprem büyük olduğu için 6'yı geçen deprem demek o da yıkım demek. Yani 7.6, 7.7'de hasar görmüş bir bina 6.5 büyüklüğünde bir depremde yıkılır. Evet. Yani bunlar çok basit bilinenler. Şimdi bu aşamada ayrıca ona göre önlem almak gerekiyor. Yani hasarlı binalara insanların girmemesi gerekiyor. Oradaki resmi yetkililerin çok ciddi bir şekilde o binalara bakması gerekiyor. Bina içinde yaşanabilecek bir mi değil mi? Doğru. Bunlar şu anda yapılması gereken acil şeyler ama biraz önce bahsettiğim gibi bu devletin kendi başına altından kalkacağı bir durum değil. Bazen böyle depremler olur. Yani bu bir Düzce depremi değil. Hı hı. Düzce depreminin 100 katı bir deprem. Bir 99 depremi değil, 99 depremin en az iki katı bir deprem. En az yani, iki katından bahsediyoruz hocam. En az iki katı, evet. O yüzden yani sadece devlet üzerinden gitmek, sadece devletle problemi çözmeye kalkmak çok büyük bir hata olur. Toplumun her katmanının bu sistemin içinde yer alması gerekiyor. Ama elimizdeki süre 24 saat sadece. Artık kritik saatlere girdik. Evet, yani şu anda henüz ulaşılmamış köyler var. Yani hı-hı, herkesin yıkım altında kaldığı, hı-hı, ve henüz ulaşılmamış köyler var. Bunları hemen anında helikopterlerle mi gideriz,
askeri uçakla mı gideriz? Nasıl gideceksek gideceğiz oraya. En azından bir kişi bile kurtarsak bir kişidir. Ama biliyor muyum? Yani şu anda televizyonlar çıktı, yok fay oradan geçti, buradan gitti, oraya gitti. O başka bir şey. Bilim insanı zaten bunun üstüne şu anda biz zaten aracıdayız. Çözmeye çalışıyoruz fay mekanizmasını. Bundan sonra ne olacağını bulmaya çalışıyoruz. Ama 24 saat içinde yapılması gereken konular var. Onları üzerine yoğunlaşmak lazım. Uluslararası ölçekte yardımı ciddi anlamda arttırmak lazım. Sayın hocam, yani aslında şuraya yardım yeterli değil. Evet, şimdi aslında bunu da sormak istiyorum sizlere. Yani şu an baktığımız zaman yabancı ülkelerden 2400 civarında bir arama kurtarmacının geleceğini yine eklendiğini söyledi ve yabancı ülkelerden arama kurtarma ekiplerinde 3250'lik bir ekip var. Bir de 2400'lük bir ekip daha geleceği söylendi ama bu rakamlar yeterli mi? Düzce depreminin iki katı kadar olduğu söyleniyor. Uluslararası anlamdaki gücü yeterli bulabiliyor musunuz? Ve zamanda ilerliyor bir tarafta. Ne dersiniz? Evet. Yani ben diyorum ki 24 saat kaldı. Hı hı. Bundan sonra enkaz altındaki insanlar, çünkü 72 saatlik bir şeyle, yani büyük bir mucizeyle işte 100 saat sonra da bir kişi çıkar. Ama şimdi 5 tane ilden, hatta 10 tane ilden bahsediyoruz. Bunun 5 tane ili neredeyse yarısına çoğu gitmiş durumda. İl düzeyinde yani. %50'si gitmiş durumda. Köylerin bazı köyler tamamen gitmiş. Yani köyde ayakta ev yok. İnsanlar enkaz altında istiyor. Bunu gerçekleştirmenin yolu uluslararası yardımı çok daha fazla arttırmak. Kim gelebiliyorsa gelsin. Ama insanların yardımları da çok yetmiyor. Araç gerekiyor. İş makinesi gerekiyor. İş makinesi. İş makinesi bazı yerlerde karayoluyla gidemez şu anda. Çünkü bazı yerlerde karayollarında bay geçtiği için orayı paramparça etmiş. Karayolları kapalı. Evet. Şehirlerde inilecek yerler yok. Bazı işte Malatya, Hatay hava limanları hasar gördü. Sayın hocam, siz hangi bölgedeydiniz şu anda tam olarak? Maraş'tan çıktık. En son Maraş bölgesinde şu anda Adana'dayım. Burada gece konaklamak için geldik. Şimdi de biz dört bilim adamı, yanımızda işte AFAD yetkilileri de var. Onlarla birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Buradan da işte Hatay'a, Antakya'ya geçti. Peki, oradaki kırıkları bakmaya çalışacağız. Peki merkez harici bölgelerden herhangi bir haber alınabiliyor mu hocam? Yani şöyle, mesela ben Hatay'dayım, kendim Antakyalıyım zaten. Hı hı. Mesela bizim köyden bana haber geldi. Köyde ayakta ev yok. Ev kalmamış yani. Köyün tümü enkaz altında. Ama daha oraya ulaşılamamış. Yani bu doğaldır, ulaşılamaması. Yani her şey AFAD. Diyorum ki AFAD dört dörtlük bir çalışmanın içinde. Orada bir problem yok. Devlet her şeyle, bütün gücüyle kal. Ama bu yeterli değil diyorum. Daha üst düzeyde bir yardım gerekiyor. Bu çok büyük bir deprem. Evet. Onu ne kadar hızlı yapabilirsek, yani şu anda tabii ki ben bunları bu şekilde kesin ve net konuşuyorum ki ilgililer hemen harekete geçsin diye. Çünkü 24 saatimiz var. İş dünyası bir tarafta, bir tarafta uluslararası arenanın bir arada olması lazım. Birlik oluşturmak lazım diyorsunuz. Her ne kadar AFAD dört dörtlük çalışsa dahi bu çok yeterli değil. Düzce depreminin iki katı, en az iki katı büyüklüğünde olduğunu da bildiriyorsunuz. Sayın hocam, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Son 100 yılın en büyük depremi bu. Son 100 yılın en büyük depremi. Peki. Sağdan bildirdiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Görüşmek dileğiyle. Profesör Doktor Hasan Sözbilir son 100 yılın en büyük depremi dedi ve birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini de bir kez daha yineledi. Şimdi Ersoy Erkazancı'ya gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ersoy Erkazancı, evet, ayrıntıları senden alalım. Evet Pelin, ben de hocamla konuşmanızı dinledim. Yurt dışında yaşayan Türkler olarak da biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada da dün bir aynı yardım kampanyası başlatıldı. Malzeme listesi gönderildi ve herkes bir taraftan koşuşturuyor. Türkiye'ye nasıl yardım yapabiliriz diye bana en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Yani hem buradaki yaşayan Türklerden hem de yabancılardan. Bu tabii bireysel taraf diyelim, hükümetle, büyükelçilikle, başkonsoloslukla birlikte yaptığımız şey. Bir de tabii devlet bazında
yardımlar oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri arama kurtarma ekibi gönderdi. Maddi yardım yapacağını açıkladı. Suudi Arabistan'dan açıklamalar geldi. Bölge liderlerinden açıklamalar geliyor. Tabii Türkiye'yi anlatıyorum ben ama burada pek çok yaşayan Suriyeli de var. Yani Suriye'ye de benzer yardımlar, benzer haberler geliyor Pelin. Bu taraftan dediğim gibi biz de destek olmaya çalışıyoruz. Çok kısa da piyasayı söyleyeyim. Asya'da yatay satıcılı bir görüntü var. Petrol fiyatları dün yükseldi. Moody's de Mısır'ın kredi notunu düşürdü diyeyim. Sözü sana aktarayım. Pelin. Teşekkürler Erşar Kazanç. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, buradan sahaya gidiyoruz. Kahramanmaraş'ta Oğuzhan Obuz bizleri bekliyor. Habertürk muhabiri Oğuzhan, son durumu senden alalım. Hatay'da, Kahramanmaraş'ta ikinci gece de sona erdi. Özellikle ilk geldiğimiz andan bugüne kadar havanın şiddetle soğuduğunu söyleyebiliriz. Şu anda dışarıda durmak bile gerçekten çok güç ve hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Özellikle umutların olduğu, seslerin geldiği noktalarda arama kurtarma çalışmaları yoğunlaştırılmış durumda. İlk etapta burada vatandaşların başlattığı çalışmalar vardı. Kendilerini evlerden, deprem anında evlerden dışarı atanlar veya depremin altından enkazdan sağ olarak kurtulanlar arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştı ve onlar da hala o apartmanların önünde bekliyorlar. Çünkü özellikle o yıkılan binaların arkasında akrabaları var. Çocukları var, annesi babası var, arkadaşları var, birçok tanıdıkları var ve onlar da enkazların başından ayrılmadan ikinci gecenin ardından da o bekleyişlerini sürdürüyorlar ve hala sevindirici, mutlu bir haber gelmesi için de o noktalarda bekliyorlar. Havanın soğuk olduğunu söylemiştim, bu doğrultuda yardımlar da yapılıyor ama gerçekten depremin etkisi o kadar geniş bir alana yansıdı ki bu yardımlar tüm alanlara gitmekte bazen zorluk yaşıyor. Fakat yine de insanlar ateşler yakarak enkazların etrafında ısınmaya çalışıyor. Battaniye yardımları yapılıyor. Bu yardımlar kapsamında da mobil araçlar yer alıyor. Mobil araçlar şehrin tamamında gezinerek yardıma ihtiyacı olan kişileri bulmaya çalışıyor. Tabii ki geziniyor dedik ama şehrin içerisinde ulaşım da çok zorlu. Yıkılan binalar yollara düşüyor. Arama kurtarma çalışmaları esnasında da gelen dozerler, kepçeler, vinçler bir şekilde yolu kapatmak zorunda kalıyor. İşte bu nedenden dolayı da şehrin içerisinde de ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Dün itibarıyla mobil hatlarda hala sıkıntı vardı. Bugün o sıkıntı biraz daha azalmış durumda fakat yine de sağlıklı iletişim kurulmakta zorlanıyor. Özellikle buradaki ekipler iletişimini telsiz üzerinden sağlamaya çalışıyor. Fakat yine de zorlu oluyor çünkü herkeste telsiz bulunmuyor. Özellikle gönüllü arama kurtarma ekipleri iletişim konusunda sorun yaşıyor. İletişimdeki sıkıntının en büyük nedeni aslında elektrik. Şehre depremin olduğu andan itibaren hiçbir şekilde elektrik verilmedi. Şu anda şehre su da verilmiyor. İşte bu iki önemli husus konusunda da çalışmaların sürdüğünü yetkililer bize iletti. Hem elektrik hem de su şebekesi kapsamındaki arıza olmayan yerlere bu sıkıntıların, bu sorunların çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ettiler. Tabii ki elektrik ve su olmayınca yiyecek yapan yerler ve sıkıntı doğuyor. Bu yüzden yiyecek sıkıntısı da bulunuyor. Özellikle buradaki vatandaşlar yiyecek bulmak için belli başlı noktalara giderek yardım tırlarından çorba veya bir şekilde ekmek almaya çalışıyor. Tabii ki enerjiyi sağlamak için jeneratörlerin de çalışması lazım. Jeneratörler için benzin, mazot lazım. Buradaki özellikle o noktalarda da mazot sıkıntısı yaşanıyor. Çünkü şehirdeki mazot bitti ve dışarıdan takviye gelinmesi olması gerekiyor. Evet. Dozerlere, vinçlere veya o aletlere dışarıdan bidonlarla mazotlar taşınarak bu koşul sağlanıyor. Şu anda Kahramanmaraş'ta bu sıkıntıların üzerinden gelinmeye, bu sıkıntıların çözülmesi için uğraş sürerken aynı zamanda diğer taraftan da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hala içeride enkazların altında sağ biri var mı? Bunlara bakılıyor. Peki Oğuzcan, özellikle şimdi şu soru da önem arz ediyor. Yani bir tarafta çalışma başlatılan binalar var, bir diğer tarafta ise çalışma başlatılmayan. Sayıları karşılaştırıldığı noktada hangi aşamadayız? Özellikle merkez harici bölgelerden haber alınabiliyor mu?
İlk etapta bakıldığında özellikle seslerin gelindiği noktalara odaklanıldı. Çünkü ilk başta yaşayanların anında hızlı bir müdahaleyle kurtarılması hedeflenmişti. Daha sonra ekip sayısı arttıkça tüm enkazlara olabildiğince tüm enkazlara müdahale edilmeye çalışılıyor. Ekipler enkazları gezerek hangisinde canlı olabileceğinin, sağ olarak kurtulma ihtimalinin yüksek olduğu kişilerin nerede olduğunun tespiti çalışmaları yapılıyor. Tabii ki bu ekip sayısına bağlı olarak devam ediyor. Dün akşam şehir merkezindeyken şehir merkezindeki enkazların neredeyse tümüne müdahale ediliyordu. Fakat bu ilk başlarda yoktu. Ekip sayısı arttıkça yolların açılmasıyla birlikte çevre illerden gelen gönüllülerin ve profesyonel ekiplerin sayısı artmasıyla vinçlerin, dozerlerin şehre girmesiyle birlikte aslında enkazlara ulaşılmaya başlandı. Şehir merkezinde gördüğüm kadarıyla ulaşılmayan enkaz yoktu ama şunu söyleyebilirim. Dün akşam mesela bir sitedeydik. O sitede 8 blok vardı. 8 bloğun da tamamı yıkılmıştı. Aynı anda 8 bloğa müdahale etmek gerçekten çok güç oluyor. Çünkü artçı sarsıntılar olduğunda da buradaki ekipler kendi güvenliğini sağlamaları gerekiyor. O nedenle güvenli olabilecek bir şekilde çalışmalar başlatılıyor. Daha önceki gördüğüm depremlerde, bu depremden daha önce gördüğüm depremlerde yıkım sayısı gerçekten çok azdı. Bu nedenle ekipler koordineli olarak hızlı bir şekilde müdahale edebiliyordu ama burada sadece bir sitede 8 blok yıkıldı. Hemen karşısında 6 blok yıkıldı. Diğer sokağa geçiyoruz, onlarca. Daha başka yerlere gidiyoruz. Şehirde yine bir o kadar yıkım var. İşte bu nedenle ulaşmak gerçekten çok zor, çok güç. Yıkım çok fazla. İşte bu nedenden dolayı da aslında arama kurtarma çalışmaları biraz yavaş ilerliyor. Ekip sayısına, imkan sayısına, alet sayısına göre arama kurtarma çalışmaları burada elinden geldiğince yapılmaya çalışılıyor. Ekiplerin de hakkını vermekte fayda var. Çünkü buraya gelen ekipler deprem olduğu andan itibaren yaklaşık 50 saatin üzerinde geçti. Hala uyumadan, dinlenmeden buradaki çalışmalarını sürdürüyor. Çok teşekkür ediyoruz. Habertürk muhabiri Oğuzcan Obuz, aktardıklarınız için diyoruz. Evet, buradan Rota Portföy'e gidiyoruz. Yatırım Danışmanlığı ve Dağıtım Kanalı Bölüm Direktörü Kerem Aksoy bizlerle birlikte. Kerem Bey, şimdi aslında evet, Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketiyle mücadele ediyor ve dolayısıyla yüreğimiz, kalbimiz Maraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem içinde attığını söyleyebiliriz. Şimdi bir tarafta ise düzenlemeler gelmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesindeki mükellefler için 31 Temmuz'a kadar da mücbir sebep hali ilan edildi. Bir tarafta BDDK'nın atmış olduğu adımlar var. Bu düzenlemelere yönelik ne dersiniz? Genel bir görüşünüzü almak isterim. Evet, güvenli yayınlar. Herkese çok büyük geçmiş olsun. Umarım sorun olur. Yani tabii bu atan adımlar zaten olması gereken şeyler diye açıkçası değerlendiriyorum. Yani bunun sonunda umarım bir şekilde ülkemiz içinde en optimum çözümler sağlanacaktır. Yani gerek deprem bölgelerinde olsun, gerek ülkenin tamamında olsun. Yani alınan önlemler bundan sonrası için umarım bir tampon görevi görür. Sonrasında da tekrar bir el birliğiyle dizayna hep birlikte gitmemiz gerekecek. Aslında büyük bir tartışma konusu olan Borsa İstanbul tarafının açık kalıp kalmayacağı yönünde ve burada görüşlerin ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Bir tarafta açık kalmalı, acil nakit ihtiyacı noktasında ulaşılabilmesi açısından açık kalması gerekir. Ama bir diğer tarafta ise hayır, %10'luk bir kesimi oluşturuyor. Dolayısıyla buradaki geri çekilmelerle birlikte depremzedelerin varlıklarını da yitirmeleri. Dolayısıyla tüm bu ayrıntılarla birlikte ayrışan ve tartışmanın ana konu olmaya devam ettiği süreçteyiz. Ne dersiniz Borsa İstanbul seansının görülmesine dair? Orada ben açıkçası yani pazartesi günü borsa açıldıktan, özellikle hem spot piyasa hem vadeli piyasa açıldıktan sonrası artık geri dönüşün olmadığını düşünüyorum açıkçası. Zira yani gerek spot tarafta gerek vadeli tarafta son iki gündür ciddi pozisyonlar almıştık. Bunu geriye dönük olarak iptal ettiğiniz durumda yani ciddi anlamda bir iş yükünden ziyade ciddi anlamda bir karışıklık ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla artık hani bu saatten sonra çok borsanın kapanacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama alınması gereken ya da yapılması gereken bazı tabii önlemler var. Dün itibariyle
yanılmıyorsam aracı kurumlar, apart yönetim şirketleriyle beraber bir toplantı yapılmıştı. Yani oradan çıkacak sonuçlar muhtemelen şirketlerin geri alımları ile beraber bir haber akışı görüyor olacağız piyasayı desteklemek adına. Zira artık yani ne temel anlamda ne teknik anlamda herhangi bir seviye kalmamış durumda. Dolayısıyla yani gelen bilançoların dahi fiyatlanamadığı çok olağanüstü durumlardan geçiyoruz. Herkese büyük sabır diliyorum. Şimdi aslında şunu da söylemek istiyorum bir tarafta. Yani işler çok geç dediniz. Yani kapatılacaksa pazartesi günü itibariyle kapatılması gerekiyordu şeklinde. Bir geriye dönük işlem yapılması beklenebilir mi böyle bir durumda? Yani beklenebilir ama üzerinden iki kapanış geçtikten sonra, üzerinden akşam seansları vesaire olduktan sonra oradaki bilanço biraz fazlalaştı. Yani kâr zararların gün sonunda mahsup edildiği bir vadeli işlem ve opsiyon piyasasından bahsediyoruz. Gün sonlarında kâr zarar mahsup edildiği için kârda olan pozisyonlar, zararda olan pozisyonlar netleşti. Spot taraf bir miktar daha kolay olmakla birlikte işin vadeli bacağını hiç unutmamamız lazım. Yani spotla vadeli piyasa her zaman birbirine aslında korele ve paralel şekilde devam eden iki piyasa. Dolayısıyla işin yok bacağındaki iptaller durumu çok fazla zorlaştırır. O yüzden de yani spot taraf belki çok daha kolay bir şekilde bunları geriye alabilirsiniz ama vadeli tarafta o iş biraz daha karışık. Zira şöyle düşünmek lazım. Endeks future kontratları, dolar TL future kontratları, pay vadeli işlemler, bunların opsiyon bacakları, hedge işlemleri, arbitraj işlemleri derken işin içinden çıkamayabilirsiniz. Ne yapılabilir Kerem Bey? Yani böyle durumlarda hakikaten ne yapılabilir? Yani ilk başta alınması gereken tedbirlerden işte 99 depreminde hatırladığımız kadarıyla yaklaşık yanılmıyorsam bir 7 gün kapalıydı olsa. Dolayısıyla yani pazartesi itibariyle olsanın belki de kapatıldığı olması gerekiyordu. Yani fakat tabii bunlar değerlendirilmiştir diye tahmin ediyorum. Yani an itibariyle geldiğimiz noktada da buradan geriye dönüş bence pek mümkün gözükmüyor. Dediğim gibi artık şirketlerin bir miktar elini taşını altına koyup geri alım programlarıyla piyasayı desteklemesi lazım. Zira yani burada devre kesiciyi de devreye alsanız, insanlara brüt takas da getirseniz, depo şartı da getirseniz, bunlar artık anomaliler üzerine anomaliler eklemekten başka bir şeye doğru gitmiyor. Dolayısıyla bu saatten sonra pek şirketlerin elini taşın altına koymasından başka yapılabilecek pek bir şey yok bence. Yani çok ciddi bir yatırımcı kitlesinden bahsedebiliyoruz değil mi? Depremzedelerin şu anda müdahale edemediği ama açık kaldığı ve sonuçta aslında varlıklarının da bir tarafta erimeye devam ettiği bir süreç. Dolayısıyla %10'luk bir kesimden bahsediyoruz değil mi? Yani tabii %10'luk kesimden bahsediyoruz ama günün sonunda ülkenin genelini etkileyen ülkenin borsası ve dolayısıyla şirket değerleriniz de bunlara göre belirleniyor. O yüzden böyle olağanüstü durumlarda alınması gereken tedbirler muhakkak ki bundan sonra bir şekilde devreye sokulacaktır. Dolayısıyla aslında hani olay sadece deprem bölgelerindeki yatırımcı sayısının ötesinde bence ülkenin ciddi anlamda bir problemi haline gelmiş durumda. Dediğim gibi yani borsadaki şirketleriniz aslında sizin dışarıya açılan yönünüz ve oradaki piyasa değerleri oluşuyor bir şekilde. Bunu koruma altına almak, bunu kollamak lazım. Umarım an itibariyle bundan sonra yapılması gerekenler aşama aşama ve kademe kademe yapılır. Çok teşekkür ediyorum Kerem Aksoy. Aktardıklarınız için, değerlendirmeleriniz için diyorum. Rota Portföy Yatırım Danışmanlığı ve Dağıtım Kanalı Bölüm Direktörü Kerem Aksoy ile birlikte tartışmaların üzerine değerlendirmiş olduk. Bir diğer tarafta ise evet tabloyu değerlendirmek istiyorum. Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezi gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle birlikte etkilenen 10 ile birlikte son açıklanan tabloda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamada deprem sahasında
5.894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34.810 kişinin ise yaralandığını bildirmişti. Deprem sahasında 4.794 iş makinesinin bulunduğunu, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinin de 3.251 kişinin yer aldığını ve buna ayrıca 2.400 kişi civarında da arama kurtarmacının da yine bir ekleme yapılacağını, yabancı ülkelerden geleceğini bildirmiş oldu. Toplamda tüm birimlerden oluşan 60.218 kişinin ise sahada görevlendirdiğini açıkladı ve bununla birlikte depremden etkilenen 10 ilde ise 3 ay süreyle birlikte OHAL ilan edilen karar resmi gazetede yer aldı. İzliyoruz. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Adana ve Osmaniye. Deprem felaketinin vurduğu 10 ilde yaraların hızla sarılması için harekete geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasanın 119. maddesine dayanarak 10 il için OHAL kararı alındığını açıkladı. Türk lirası ve döviz hesaplarına yapılan havaleler... Karar Cumhurbaşkanı tarafından imzalandığı gün resmi gazetede yayımlanacak. Ve aynı gün OHAL tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Genel kurul gündemine gelerek oylanacak. Kabul edenler... Kabul etmeyenler kabul edilmiş. Meclis, Cumhurbaşkanı'nın istemi üzerine olağanüstü halin süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya o hali kaldırabilecek. Süre uzatımı her defasında 4 ayı geçemeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o hal sürecinde kanun hükmünde kararname çıkarabilecek. Gerekli harcamalar, öncelikle kamu kaynakları ve yardımlardan sağlanacak. Acil ve hayati ihtiyaç maddeleri için harcamaya yeterli para, kamu kaynaklarından zamanında sağlanamadığı takdirde bölgedeki kredi kuruluşlarının olanaklarından yararlanılacak. Belirli yerleşim yerlerine giriş çıkış sınırlandırılabilecek. O yerleşim yerleri boşaltılabilecek veya başka bir yere nakli sağlanabilecek. Resmi ve özel okullarda öğrenime ara verilip yurtlar süreli veya süresiz kapatılabilecek. Tehlike arz eden binalar yıkılabilecek. Sağlığı tehdit ettiği belirlenen taşınır ve taşınmaz mallar imha edilebilecek. Kara, deniz ve hava trafiğine ilişkin tedbirler alınabilecek. Ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarının kayıt altına alınmasının yanı sıra yasaklanması da söz konusu olabilecek. En son OHAL, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 5 gün sonra ilan edilmişti. 3 ay süreyle Türkiye genelinde ilan edilen OHAL 7 kez uzatılmış, 18 Temmuz 2018'de ise kaldırılmıştı. Evet, buradan Malatya'ya geçiyoruz. Son durumu öğrenmek adına Uzay Kesmen bizlerle birlikte. Uzay, hoş geldin yayınımıza. Evet, ne dersin, son durum nedir? Malatya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 300'den fazla bina Malatya'da 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı ve bugün de hava aydınlanmasıyla buradaki arama kurtarma çalışmaları da hız kazanmış durumda. Çünkü havanın aydınlık olması önemli. Ekipler gece boyu projektörlerle, ellerindeki fenerlerle enkaz altlarındaki kişilere ulaşmak için cansiperane bir şekilde burada seferber olmuş durumda. Biz de şu anda Malatya'nın tam da şehrin göbeğindeyiz. İnönü Caddesi'ndeyiz. İnönü Caddesi'ndeki hemen hemen nereye kadrajımızı çevirsek başka bir enkazla karşılaşıyoruz. Yani 3 binadan biri neredeyse yıkılmış gibi bir izlenim ediniyoruz buradan. Bakın, o binalardan biri de şu anda Özcan Öztürk'ün sizlere göstermiş olduğu bu bina. 5 katlı bir apartman. Burada da şu anda ekipler arka taraftan da yine zaman zaman ön tarafa da gelerek arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Ama şimdi pek çok yüksek katlı bina burada çökmüş. Ağırlıklı olarak 7-8 katlı binalardan bahsediyoruz. Ve bunlar birbiri üzerine beton bloklar düşmüş vaziyette. Bu nedenle de aralardan, yani bir hayat koridoru açarak ekiplerin iç noktalara ilerlemesi gerekiyor. Bunu sağlamak için de önce burada arama yapılan alandaki molozların kaldırılması gerekiyor. Ekipler de şu anda işte o molozları kaldırıyor. O molozlar kaldırıldıktan sonra yeniden bu bölümden arama kurtarma ekipleri içeriye girecek ve yine buradaki çalışmalara devam edecek. Dün geceden bu yana pek çok yerde arama kurtarma çalışması var diyoruz. Yine bakın, Özcan Öztürk'le beraber bir başka enkaza doğru da hem burayı gösteriyoruz hem de diğer enkaza doğru da
yürüyoruz. Çünkü nereye dediğimiz gibi kadrajı çevirirsek benzer bir manzarayla karşılaşıyoruz. Caddelerin üzerinde bile moloz yığınları, büyük beton bloklar var. Çünkü kimi binalar yatay bir şekilde yola doğru devrilmiş, kimi binalar olduğu yerde devrilmiş ve çökmüş vaziyette. Bu nedenle de ekiplerin bazı yerlerde çalışma yapması da zorlaşıyor. Vatandaşlar var burada. Çadırlar kurulmaya başlandı. Çünkü pek çok kişi enkaz başlarında bekliyor. Ama bir o kadar da kişi çadırlarda geceyi geçirdi. Burada evet doğalgaz var ama doğalgazı kullanacağınız bir bina yok. Çünkü güvenli bir bina yok. Daha doğrusu şu anda ayakta duran Özcan Öztürk'ün sizlere gösterdiği bu ayaktaki binaların da ne kadar sağlam olduğu şüpheli. Bununla ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı ekipleri de tespit çalışması yapacak. Hangi bina az, hangi bina orta, hangi bina ağır hasarlı, bunlara bakılacak. Ama bu raporlar gelmeden hiçbir binaya girilemiyor. Bakın bir başka enkaza geldik. Burası da o kadar çok enkaz var ki hangi enkazın konut, hangi enkazın iş yeri olarak kullanıldığını bilmiyoruz. Ama burada bir arama yapılmadığına göre muhtemelen ikinci depremden sonra çökmüş olabilir. Çünkü 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra bilindiği üzere 7.6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Ve o depremde öncesinde binaları tahliye edenler var ama etmeyenler de var. Ne yazık ki etmeyenler de var. 7.6 büyüklüğündeki depremden sonra işte burada bir çalışma yapılmamış. Demek ki bu bina öncesinde ilk depremde tahliye edilmiş. Genelde çalışmalar böyle yürüyor. Ekipler ilk depremde tahliye edilen binalara bakmıyor. Yine bakılacak, enkaz kaldırılacak ama bu binada bir kayıp olmadığı rapor edilmiş olabilir. Emin değilim ama buraya ekip gelmediğine göre demek ki burası şu anda içerisi boşmuş. İlk depremden sonra tahliye edilmiş. Ama yine de ikinci depremden sonra çöken binalarda da arama kurtarma çalışmaları var. Peki madem ilk depremde tahliye edildi o binalar, niye arama kurtarma var? Çünkü ilk depremden sonra bazı insanlarda, bazı Malatyalılarda eşyalarını almak için içeri girdiklerinde ikinci depreme yakalanmışlar ve onlardan da şu anda enkaz altında haber alınamayanlar var. Böyle bir durumla karşı karşıya Malatya, bu yüzden de İlave ekipler gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyadan gelen yardımlar da buraya ulaştırılıyor. Bir yandan kayıplara ulaşılmaya çalışılıyor ki şu ana kadar en az 200 kişi Malatya'da hayatını kaybetmiş durumda. Resmi rakamlar açıklandıkça bunları paylaşıyoruz. Ama can kaybı sayısı da artıyor. Her geçen saat gördüğümüzü söylüyorum. Enkazlardan kayıp olan kişilerin cansız bedenleri çıkartılıyor. İyi de haberler geliyor ama vefat sayıları artıyor. Bu da buradaki insanların morallerini tabii alt üst ediyor. Uzay Kesmen, son olarak şunu da sormak istiyorum. Yabancı ülkelerden takviye ekiplerin geleceği bildirildi. Dolayısıyla sen şu an rastladın mı orada? Ne dersin? Bir destek geliyor mu? Şimdi yabancı ülkelerden gelen takviyelerle ilgili Adana ve yine Malatya havalimanları ortak alanlar olarak belirlendi. Yani bu yardımlar buralara geliyor ama ağırlıklı olarak bildiğim kadarıyla Adana'ya iniyorlar. Adana'dan gelen uçaklarla gelen yardım ekipleri ve ilk yardım malzemeleri illere dağıtılıyor. Şu anda Malatya'da benim gördüğüm kadarıyla ama benim bulunduğum yerlerde bir yabancı arama kurtarma ekibinin çalışma yaptığını görmedim. Ama alan çok büyük. Şehir merkezi ve civarındaki köyler dahil olmakla beraber burada ciddi bir enkaz yığını var. Buradaki insanların kurtarılması için pek çok yüzlerce farklı noktada çalışmalar yapıldığı için o noktalara muhtemelen gitmişlerdir. Ama benim şu anda bulunduğum yerlerde arama kurtarma ekiplerinden ziyade daha çok komandoları, askerleri görüyoruz. Bunun dışında AFAD ekipleri, AKUT ekipleri, UMKE ekipleri, aklınıza gelebilecek Türkiye'deki bütün sivil arama kurtarma ekipleri şu anda burada. Onlar ilk etapta buraya müdahale etmeye başladı. Zannediyorum ilerleyen saatlerde, belki gün içinde olabilir, yabancı arama kurtarma ekiplerini de burada görmeye başlayacağız. Çok teşekkür ediyorum Habertürk muhabiri Uzay Kesmen, aktardıklarınız için diyoruz. Evet, can kaybında bir güncelleme var. Depremlerdeki can kaybı 6.234'e yükselmiş bulunmakta. Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezi gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 ili etkiledi. Deprem komşu ülkelerde de yine etkili oldu ve son verilere göre
güncellenen veriye göre 6.234 can kaybı var. Enkazdan kurtulanların sayısı da 8.000 civarında olduğunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay deprem sahasında 4.794 iş makinesinin bulunduğunu ve yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3.251 kişinin yer aldığını aktardı. Ayrıca 2.400 civarında arama kurtarmacının da yine yabancı ülkelerden ek takviye olarak geleceğini söylemiş oldu. Toplamda tüm birimlerden 60.218 kişinin sahada görevlendiğini belirtirken Oktay, tüm arkadaşlarımızın sahada gece gündüz 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmektedir ifadelerinde kullanmış oldu. Evet, böylece programı noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.